Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Karabük, Safranbolu'dan ve sektör lider firması Seyir Konak Otel'den sesleniyoruz sizlere. Yanımızda da firmamızın sahibi hanımefendi İlkay Elçi bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İlkay Hanım merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İlkay Hanım bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İlkay Hanım şu anda tarihi bir mekandayız. Evet. Burası Safranbolu zaten tarihi ön plana çıkan çok güzel nadide ilçelerimizden evet. Bir tanesi. Buradaki çalışmalarınızdan, hizmetlerinizden bahsedeceğiz. Ama önce ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. İlkay Elçin kimdir? İlkay Elçin 1975 Karabük doğumlu. 1992 Demirçelik Sesi mezunuyum. 20 yılı aşkın bir süredir pazarlama sektöründe hizmet verdim. Evet. Karabük ve Safranbolu'ya. Farklı bir sektörde uzun yıllar hizmet verdiniz. Farklı bir sektörde uzun yıllar hizmet verdim. Daha sonra da kendime uygun olarak halkla ilişkiler bölümünde artık uzmanlık edindiğim evet. için pazarlamadan kendime en uygun mesleği olarak hem turizm halkına bir hizmetim olsun diye otelcilik sektörünü seçtim. Evet, güzel de bir sektör seçmişsiniz evet. çünkü çok güzel, hoş bir yer oluşturmuşsunuz. Buraya bayağı emek vermişsiniz eşinizle birlikte. Evet. Peki İlkay Hanım burayı konuşalım, hizmetlerinizi biraz konuşalım. Buranın hikayesi nedir, nasıl başladı bir anlatır mısınız? Şimdi Safranbolu zaten tarihi konaklarıyla ünlü olduğunu biliyoruz. Burası yaşanmışlıkları olan çok eski, 100 yılı aşkın bir bina. Evet. Biz burayı eşimle birlikte satın aldıktan sonra bir takım restoreler yaptırıp burayı bir konaklama haline getirdik. Evet. Şu anda hem otel hem de oda kahvaltı şeklinde, kahvaltı anlamında evet. şu anda 4 tane odamız hizmet veriyor konağımızda. Bunun dışındaki çalışmalarımızda akşam yemeği, kafe bölümümüz, ücretsiz otoparkımız, evet. Bütün alanlarımız yani otelde bulunması gereken her şey bizde de mevcut. İlkay Hanım burada tabii çok güzel dokunuşlarla birlikte böyle Osmanlı dönemlerini andıran çok güzel köşeler, dokunuşlar evet. yapmışsınız. Güzel butik bir hale getirmişsiniz burayı, evet. otelimizi. Burada aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyorsunuz, kaç uzman kadroyla çalışıyoruz ve hizmetlerimiz içerisinde daha neler var kahvaltıyla birlikte? Şu anda burada 4 tane odamız mevcut ve 15 tane konuğumuzu aynı anda konağımızda ağırlayabiliyoruz. Evet. Kahvaltı, oda kahvaltı şeklinde ama akşamları da müşterilerimize akşam yemeği çıkartabiliyoruz. Bu taleplere göre herhalde. Evet, bu talebe göre de artış gösterebiliyor. Yani artışla birlikte evet. siz burada dünya mutfağından, yöresel ürünlerden herhalde evet. müşterilerinizle buluşturabiliyorsunuz. Gayet güzel. Peki İlkay Hanım, hizmet verirken nelere dikkat edersiniz? Bu sektörde halkla ilişkilerle birlikte tecrübeleriniz de söz konusu. Çünkü meslektaşlarınız var. Bölgede evet. yalnız değilsiniz. Evet. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran özelliklerle birlikte neye dikkat edersiniz? Aslında bunu şöyle söylemek istiyorum. Sadece turizm yöresi için değil, her yer için bir otel işletmeciliği ise en başta dikkat etmem gereken şeyin hijyen olduğunu düşünüyorum. Evet, doğru. Bunun yanında tabii güler yüz, müşterinin isteklerine göre hizmet verebilme, bunlar çok önemli. Burada ağırladığımız konukların buradan memnun ayrılması bizler için çok önemli. Siz zaten müşteri gözüyle görmüyorsunuz evet, konuklarınızı anladığım kadarıyla. Evet, biz buraya gelen insanları, konukları, misafirlerimizi kendi akrabalarımız gibi görüyoruz evet. ki onlar neticede bizim defterlerimizde bize bıraktıkları hatıra yazılarında da bu ifadeleri kullandıklarını da görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Sanki bir akrabamızın evine gelip bir bayram ziyareti yapmışız edası ve havası bulduklarını söylüyorlar konağımda. Evet, evet. Bu da beni çok mutlu ediyor tabii evet. Sizin zaten kısa sürede iyi noktalara geldiğiniz evet. Sosyal anlamda da size verilen oylarla herhalde iyi bir noktaya geldi. Evet. Bu konuda nasıl bir netice aldınız? Bu konuda şöyle bir netice aldık. Biz booking.com biliyorsunuz burada otellerde kullandıkları bir puanlama sistemidir.
Bunu orada buraya gelen konuklarımız booking.com'da nasıl kaldın, memnun muydunuz, memnuniyetinizi belirtmek için bir puanlama istediklerinde booking.com onlardan. Bize bir değerlendirme yaptılar ve inanılmaz bir şekilde bir yılda çok güzel bir sonuç çıktığını gördüm. 9.8 gibi. Ben o anlamda da burada konaklayan misafirlerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Gerçekten bu puanlama bizim hızımızı biraz daha artırıyor. Aynı zamanda vermiş olduğunuz hizmet kalitesi de zaten şekilde kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Peki İlkay Hanım, hedefleriniz neler? Şu anda gelmiş olduğunuz noktadan memnunsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Hedeflerde neler var? Burada bir de bir inşaat çalışmamız söz konusu. Evet, şu anda bir inşaat çalışmamız söz konusu. Çünkü şunu anlıyorum ki burada kalan müşterilerimiz daha sonra bize geri döndüklerinde onlara talepte bulunamadığımı gördüm. Onlara herhangi bir odamız yok demek o kadar zor geldi ki bana. Ve hemen o anlamda konağımın hemen yanı başındaki bir alanın inşaatına başladım. Evet. Bu şekilde de oda sayımızı artırıp daha fazla kişiye hizmet verme yolunda ilerleyeceğim. İlkay Hanım, buraya ismini verdiğiniz yani noktaya yani Seyir Konak nereden geliyor? Seyir Konak Otel'in şu anda bulunduğu mevkinin tamamen seyirde olmasından dolayı Seyir Konak Otel dedik buraya. Çünkü burada görmek istediğiniz tarihi, hanları, hamamları, camilerini kalmış olduğunuz odalardan, yaptığınız kahvaltı salonundan, kahve salonundan ve resepsiyondan her bir noktasından Safranbolu'daki bütün seyri görebilmeniz mümkün. Bu İsmi yüzden de ismi Seyir Konak Otel. Bu konuda ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, toparlayacak olursak son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Seyir Konak Otel'in hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza, Safranbolu halkına son sözleriniz neler olacak? Evet, Safranbolu'yu gelip görmelerini, buradaki tarihi dokuyu hissetmelerini istiyorum. Çünkü gerçekten Safranbolu tarihi anlamda hem kültürel mirasını hem dokusunu kaybetmemiş özellikle. Evet. Nasıl bıraktıysa eskilerimiz o şekilde bulacaklardır. Biz nitekim buraya bir konaklama, bir restore yapıp onların konaklayabilecek, rahatlayacak bir sistem haline getirmiş olsak da bizim binamızda hiç el sürülmemiş, dokunulmamış, o tarihi özellikleri yansıtacak, Safranbolu'yu gezdiğinde onları görebilecek, o tarihi yaşayabilecek çok güzel yerler var. Mutlaka gelip görmelerini istersiniz. Evet. Sizinle tanışmamış kişileri de davet edelim, gelsinler. Evet, Seyir Konak Otel'in hizmetlerinden faydalansınlar. Diye. Evet, evet. Burayı gelip görmek isteyenleri de buraya davet ediyorum. Gelip görsünler, Safranbolu'yu yaşasınlar. Evet. İnşallah Seyir Konak Otel'de de misafir olsunlar. Çok güzel bir şekilde onlara hizmetler sunacağımıza inanıyorum. İnşallah diyelim İlkay Hanım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Size bundan sonraki iş hayatınızda eşinizle birlikte, çocuklarınızla birlikte, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Çok teşekkür diliyorum. Ederim. Sağ olun. Tekrar Safranbolu'ya, Karabük'e, ülkemize kattığınız değerlerden dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tümüyle devam edecek. Bugün sizlere Karabük Safranbolu'dan, sektör lider firması Seyir Konak Otel'den, hanımefendi İlkay Elçin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.